Evet arkadaşlar, şimdi Z Borsa uygulamama girdim. Şimdi hisse alış satış yapacağım. Ama siz Z Borsa uygulamasına girmeniz için öncelikle Ziraat Mobil'den Ziraat Yatırım Hesabı hemen açmanız lazım. Çok basit bir işlem. Ziraat Yatırım Hesabı açmadan Ziraat Borsa'ya giremiyorsunuz. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi hisse nasıl alabilirim? Şimdi aşağıda seçeneklerim var. Sayfam, piyasalar, hesabım. Mesela ben hesabımdan en alttaki seçenek olan hisse alış satış seçeneğine basacağım. Şimdi buraya geldiğimde hissenin ismini yazmam lazım. Bakın hisse seçiniz diyor. Buraya bastıktan sonra en üstte aramaya geldikten sonra ben örneğin hangi hisseyi almak istiyorum? Şişe Cam hissesini almak istiyorum. Bakın hemen şişe yazdığımda en üstte çıktı. Şimdi bu Şişe Cam hissesini seçtim. Şişe Cam'ın şu anki fiyatı 46,900. Ancak ben bu fiyatı yüksek buluyorum mesela. Geliyorum bu fiyattan alma diyorum. Diyorum ki mesela 46'ya düştüğünde Şişe Cam'ın fiyatı, bakın 46'ya geldiğinde diyorum ki bana alış ver. Daha sonra kaç tane almak istediğimi belirliyorum. Örneğin ben 2 adet almak istiyorum. Anladınız mı? 2 adet hemen karşılığı tutar olarak geliyor. 92 TL'den veriyor. Veya siz adet yerine, bakın adeti siliyorum, gelip tutardan ücret de yazabilirsiniz. Mesela ben 1000 TL'lik almak istiyorum yazarsanız, mesela 1000 TL yazarsanız hemen karşında 21 adet geliyor. Anladınız mı? Bu işte bu ikisinden birini yapıp fiyat veya adet girerek hisseyi kaç tane almak istiyorsunuz, ne kadarlık almak istiyorsunuz belirliyorsunuz. Daha sonra emir tipine geliyorum. Emir tipinde bakın normal var ve piyasa emri var. Şimdi normal şu an yaptığımız şey, ben direkt al al yapıyorum. 46'ya düştüğünde bu hisse bana alış giriyor. Ama ben bunu piyasa yaparsam, piyasa yaptığınızda artık sizin belirlediğiniz yukarıdaki fiyatın hiçbir önemi yok. O anda o hisse ne kadar fiyattaysa siz emir girdiğinizde direkt alıyor. Anladınız mı? Direkt mesela sizin piyasa fiyatından hangi fiyattaysa alıyor. Ama ben normal emir giriyorum. Ben diyorum ki 46'ya düştüğünde gir. Yani normal emir benim belirlediğim şekillerde bu işlem gerçekleşsin. Hemen geçerlilik ise günlük yapacaksınız arkadaşlar. Geçerliliği kalanı iptal et yapmış. Niye öyle olduğu bilmiyorum ama siz günlük yapın. O kalanı iptal et. Direkt alırsa alır, almazsa almaz. Siz günlük yapın arkadaşlar. Daha sonra al yapıyorum. Bakın en alttaki al seçeneğine bastım. Onayla yaptım. Ve işlemim tamamlandı. Şimdi geri geliyorum. Geri geldiğimde artık ikinci sırada günlük işlemlerim var. Ben mesela bu hisseye alış emri girdim. Bir dakika, mesajlar geliyor. Ben bu hisseye alış emri girdim ama ben bu alış emrimi iptal etmek istiyorum veya değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz. Ben günlük işlemlere girdiğimde bakın üstte gerçekleşen var, bekleyen var. Bu gerçekleşen hisse alımı emirleri. Mesela ben Türk Hava Yolları hissesi bugün aldığım için burada gözüküyor. Hemen ben bekleyene geliyorum. Bakın bekleyen emirlerim burada. Şişe Cam henüz alınmamış. 46'ya düşmesi lazım çünkü alınması için. Ben bu Şişe Cam'a basıyorum. Bakın emir detay var, fiyat düzelt var, adet düzelt var, emir iptal var. Bak emir iptal yaparsam bu hissenin alış emri iptal oluyor. Hiçbir alım gerçekleşmiyor. Fiyat düzelt yaparsam, mesela ben 46'dan fiyat emri vermiştim. Bunu örneğin düzenliyorum. Diyorum ki ben biraz abartmışım. 46.100, 46.100'e geldiğinde al yap. Tamam yapıyorum. Onaylı yapıyorum. Mesela şu an emrimi düzenledim. Geri geldim. İşte bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra alış yaptıktan sonra da mesela portföyümüze geliyoruz. Portföyümüzde bizim aldığımız hisseler burada listeleniyor. Hisselerden ne kadar kar ettiğiniz, bakın. Enka İnşaat'tan şu anda benim 11.200 TL'lik hissem var. En sağda ise benim kar oranım var. 1.145 TL karım var bu hissede. Ya da Şişe Cam'da mesela benim 15.932 liralık hissem var. Daha sonra işte en sağda ise 1.926 TL kar etmişim ben bu hisselerden. Bunlar gözüküyor. Hemen hesap özeti en altta, ona basınca da zaten sizin ne kadar paranız hissede. Bak hisse senedinde benim şu an 40.447 TL param var, gerisi nakitte. Hemen bunların bütün bilgileri yazıyor. Bu şekilde Ziraat Borsa'yı kullanabilirsiniz. Hisse alıp satabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.